Piyasa Hattı'ndan herkese merhaba efendim. Ben Gözde Kuyumcu. Başlıyoruz. Piyasalardaki son görünümü aktaracağız. Gelin önce rakamlara bakalım. Ardından da konuklarımız olacak. Hem Altan Aydın hem Serhan Gök'le portföy tarafındaki şu andaki mevcut durum nedir? Bundan sonrası ne bekleniyor? Hepsini konuşacağız. Şimdi Borsa İstanbul tarafındaki bu seyir özellikle primlerin genele yayılan ve bir anlamda da aslında bankacılık tarafında da, sanayi tarafında da, ulaştırma tarafında da pozitif bir seyir olduğunu gösteriyor. Aslında biliyorsunuz seçim öncesinde farklı iki senaryo üzerinden farklı iki fiyatlama seyrediyorduk. An itibariyle bugün hafta başında biraz seçim belirsizliğinin geride kalmış olması diye değerlendiriyor analistler. Şimdi bugün %3,5'luk prim var. Borsa İstanbul 4743'e geldi. Bir yandan tabii alt endekslerde özellikle bir miktar daha sanayi tarafın, ulaştırma tarafın önde olduğunu görmüştük. Rakamlarla da oraya bir bakalım hemen nasıl son durum. Özellikle bankacılık endeksi %2,39, sanayi tarafta %3,92, mali endekste de %3'lük prim olduğunu görüyoruz. Öte yandan hizmetler tarafı %3 primli, turizm tarafı %2,59, ulaştırma da öyle %2,5'luk bir prime işaret ediyor. Aslında bu hafta bizim içeride en çok odaklanacağımız, çünkü küresel piyasalar bugün hafta başında ABD kapalı, İngiltere kapalı özellikle, ama bizim en çok odaklanacağımız cuma günü milletvekillerinin yemin töreni sonrasında saat 14'te ve daha sonrasında kabinenin açıklanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlar ve özellikle bizim adımıza takip edeceğimiz ekonomi yönetimi, burada vereceği mesajlar çok kıymetli olacak. Malum daha öncesinde hani seçim geride kaldı, ortodoks politikalara geri dönüş olabilir diye sinyaller aranıyordu ki Mehmet Şimşek'in ismi çok fazla konuşulmuştu. Öyle mi olacak veya hangi değişiklikler yapılacak, hepsini takip edeceğiz. Kurda hareketler devam ediyor. Özellikle 20'nin üzerine çıkmıştı cuma kapanışta. Bugün o hareketin devamının geldiğini görüyoruz. Bankalar arası kurla özellikle kapalı çarşıdaki kurun arasındaki marjın giderek birbirine yakınsadığını görüyoruz. Bu da önemli. Çünkü özellikle burada marjın açılması seçim öncesi bir etki diye adlandırılıyordu. Devamı gelir mi diye çok fazla sorgulanmıştı. Şimdilik böyle olmadığını görüyoruz ama takip edeceğiz. Dolar endeksi tarafında da aslında en çok konuşmamız gereken ABD'deki borç krizi, borç tavanına ilişkin görüşmelerde şimdilik geçici bir anlaşmaya varılması küresel tarafta aslında en çok konuşulan haber başlıkları arasında. Bu da dolar endeksini 104'ün üzerine getirdi. Dolayısıyla gelişen ülke para birimlerinde de değer kaybı var bir yandan, ama tabii özellikle dolar TL tarafında, yani Türk lirası tarafında bizim en çok konuştuğumuz hani baskının devamı gelecek mi? Burada çünkü özellikle ihracatçılar, ki pek çok seçim mesajı verildi, pek çok kuruluş tarafından, iş dünyasından çok fazla mesaj takip ettik. Zaten daha öncesinde de özellikle seçim sonrasında kurda da bir normalleşme isteği, tırnak içerisinde tabii ifade ediyorum, vardı. Euro dolar tarafını takip ettiğimizde de görüyorsunuz zaten dolar endeksi güçleniyor. 1.07'lere kadar geldi. Uzunca bir süredir de 1.07'nin altını görmedik. Orayı da takip edeceğiz. Şimdi Avrupa tarafında İngiltere kapalı dedik ama geri kalan endekslerde de çok büyük bir böyle risk iştahı algısı açık değil aslında. Yani Paris, Frankfurt, İtalya'ya baktığımızda sınırlı geri çekilmeler takip ediyoruz. Öte yandan dediğim gibi ABD borsaları kapalı. Ancak baktığımız zaman vadelilerde pozitif bir seyir var. Onun da altını çizmiş olalım. Ve geçelim. Altın kademe kademe geri geldi ve 1945 an itibariyle, yani orada da son zamanların aslında en hızlı geri çekilmesi diyelim son birkaç haftadır. Gram altın tarafı biraz dolar TL'nin tabii yukarı gitmesinden ötürü orası hareketli. Bitcoin'de %1'lik bir prim var. Brent petrol tarafında da aslında tabii bu hafta, yani orası da önemli. Çünkü 4 Haziran toplantısı biliyorsunuz söylüyorduk. OPEC artıyı takip edeceğiz. Daha önce Suudi Arabistan Enerji Bakanı demişti ki özellikle kısa pozisyonlarda olanlar dikkatli olsun, uyarıda bulunmuştu. Biraz burada hatta yukarı yönlü fiyat etkileri
dengelerini de takip etmiştik. Çok kalıcı olmadı belki ama halen daha 76'nın üzerinde. Bu hafta da OPEC'i takip edeceğiz zaten. Şimdi bir integrale dönelim. Başak Kara bugün bizlerle olacak. Hafta başlangıcında bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz yayına. Ne dersiniz piyasa görünümüne ilişkin? Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. İyi haftalar olsun. Endeks tarafında tabii geçtiğimiz haftalarda seçim belirsizliğinin artmasıyla beraber burada 4500 seviyesini geçmekte zorlanmıştı. Ancak haftanın son işlem gününde bir tepki alımlarının gelmesiyle beraber 4580 puandan kapattı. Tabii seçimlerin artık belirsizliğin bitmesi, burada siyasi söylemlerin sona ermesi, burada endeks destekledi. Risk iştahının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii zaman hisse ve sektörel bazı ayrışmalar da var. Özellikle GYO'larda, çimentolarda bir hareketlilik de söz konusu. Daha çok genele yayılan bir alımlar var. Baktığımızda tabii GYO'lardaki alışlarda biraz da şu anda mevcut durumda hükümetin faiz indirimlerini böyle desteklemesi GYO'lardaki hareketliliği de burada destekleyen tarafta kalıyor. Tabii burada kısa vadeli yukarı yönlü hareketlilikler izleyebiliriz ama baktığımızda hani burada ekonomi politikaları nasıl olacak, ekonomi bakanı nasıl olacak, kabinedeki değişiklikler önemli olacak. Ayrıca hani yeni bir fon akışı olacak mı? Hani bu noktada bunların olumlu olması, ekonomi politikalarının güvenilir olması bu noktada endeksi destekler diye düşünüyorum. Teknik anlamda ise 4850 seviyesi direnç noktası olarak ilk karşımıza çıkan direnç noktamız olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 4600 ve 4500 seviyesini takip ediyor olacağız. Küresel tarafta ise ABD Başkanı Joe Biden ile McCarthy'nin ön anlaşmaya varmaları. Burada ABD vadelileri Asya tarafında da seanslarda yukarı yönlü hareketlilikler izledik. Baktığımızda haftanın geri kalanında önemli veriler var. Bugün biraz daha veri akışı küresel taraftan ve yurt içi tarafta zayıf. Haftanın geri kalanında ABD'den ADP özel sektör değişim verisini, ABD tarım dışı istihdam ve PMI verilerini takip ediyor olacağız. Başak Kara, çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz Tuğba Özay ile birlikte. Tuğba, hoş geldin tekrardan. Şimdi özellikle seçim vaatlerini bir miktar konuşacağız. Erdoğan'ın çünkü seçim öncesinde ekonomiyle ilgili vermiş olduğu mesajlarda işte en çok zaten önümüzdeki dönemde cari denge vurgusu vardı. Burada zaten uzunca bir süredir buradaki yürütülen politikanın işte detaylarını hep konuşuyoruz. Faizi düşüreceğiz, enflasyonu düşüreceğiz temasında bir devam edeceği hani düşünülüyor. Öte yandan ortodoks politikalara döner diye de beklentiler var. Özellikle iş dünyası tarafından diyeyim. Sözü sana bırakayım. Biraz onların üzerine konuşacağız. Evet, aslında ikiye bölelim. Bir taraftan hedefler var, bir taraftan vaatler var. Bahsettiğimiz az önce senin de bahsetmiş olduğun gibi cari açık sorunu aslında hedef. Hani orada cari açığın düşürülmesi hedefleniyor. Neyle hedefleniyordu? Bu işte yeni ekonomik model. Bunu yaparken ne yaptılar? İşte TL'nin rekabetçiliğini artırarak TL'deki o değer kaybı bir miktar ön plana çıkarak ihracat odaklı, büyüme odaklı bir politika izlendi. Bunu yaparken de faizlerin düşürüldüğü bir senaryo yaşadık biz ama şu an itibariyle baktığımızda ortodoks politikalara dönüş ihtimali azalmaya başlıyor. Neden diyeceksin? Çünkü dün Sayın Erdoğan'ın açıklamalarında faizleri %8,5'larına indirdiklerini ve bunun da devamının gelebileceğine yönelik sinyaller geldi. Haliyle buradaki politika yani en azından politika faizinde 8,5 devam edecek gibi görünüyor ama yeni araç fetleri gelir mi? Tabii ki bunu konuşacağız. Çünkü yeni bir ekonomik modelden de bahsetti. Mevcut model üzerinden hani burada merak edeceğimiz nokta ya da takip edeceğimiz nokta şu olacak. Buradaki cari fazlayı ne kadar vade sonra vermeye başlayacağız? Çünkü bu bir politikaysa şayet bunun belirli argümanları vardır. O argümanlara dayanarak ne kadarlık bir periyotta geri dönüşü bekleniyor bunu bilmiyoruz. İşte yaklaşık bir yıldan fazla süredir hem KKM tarafı devam ediyor hem faiz politikası devam ediyor. Cari açık tarafına baktığımızda orada hala açık devam ediyor. Belli ki hani bu bir geçiş sürecinde böyle bir politika izlendi ama bunun ana dönüş noktası ne zaman gerçekleşecek onu merak ediyoruz. Şimdi hedeflerden bir diğeri neydi? 2028'e kadar %5,5 büyüme hedefleniyor ve bununla birlikte 2028'in yıl sonunda
GDP'de yani gayri safi yurt içi hasılada 1,5 trilyon dolara gelmesini bekliyorlar ve bunun da kişi başı gayri safi yurt içi hasıla tarafında da 16 bin dolara ulaşması bekleniyor. Bu arada şu ayrıntıyı da verelim. 2022 sonunda kişi başı gayri safi yurt içi hasıla 10.655 dolardı. Yani bu şu demek aslında, önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl %50'nin üzerinde bir artış gerekli büyüdü. Ancak bu şartlar altında sağlanabiliyor bu. O yüzden de hani burada büyüme politikasının ne olacak? Hani nasıl bir kurguyla, mevcut politikayla devam mı edecek? Çünkü bu büyümeyi verebilmesi için çünkü sadece büyümenin veriliyor olması da yeter değil. Burada alım gücünün de yükseltilebiliyor olması lazım. Zaten buradaki büyümeyle birlikte evet rakamsal olarak bir büyüme var ama diğer taraftan mevcut para politikasıyla birlikte alım gücü azaldığı için kişi başına gayri safi hasıla hani o kadar artıyor gibi görünse de aslında alım gücü azalıyor diğer taraftan. Şimdi diğer vaatlerinden biri, hedeflerinden biri neydi? İşsizlik oranlarının %7'lerin altına düşürülmesi ve istihdamın 36 milyona çıkartılması. Burada Mart 2023 rakamları var elimizde. Onlara baktığımızda istihdam şu anda 31.4 milyon. İşsizlikte %10'lar civarında. 5 milyon gibi bir istihdam yaratılması, ek istihdam yaratılması bekleniyor burada. Aynı zamanda kadınların iş gücüne katılım oranı, diğer taraftan da istihdam oranı 5'er puan artırılması şeklinde yorum yapmışlardı. En önemlilerden biri ihracat politikası devam edecek mi? İhracat tarafında biliyorsun hani mevcut ihracatçılar da şu an mevcut kurdan çok mutlu değiller. Bu yönde hani hem bir taraftan büyümeyi sağlayacaksın, bir taraftan enflasyonu kontrol altında tutacaksın, bir taraftan da ihracatçıyı memnun etmeye çalışacaksın ki cari fazla verebileceğin, ihracat yapabileceğin bir büyüme sağlayan ekonomik modelin olsun. Hepsi aynı anda nasıl yapılacak bunu takip edeceğiz. Diğer taraftan da şimdi vaatler kısmına gelelim. Çünkü bunlar bütçeye ek yük yapacak tarafta olan. Tabii onların olan da playlisti vardı. Şimdi aynen zaten öyle ekrana getireceğiz. Bu önemli. Kesinlikle. Şimdi özellikle istihdam tarafı. Bu birincisi kamu için neden önemli? Şirketler için neden önemli? Yeni dönemde asgari ücretteki artış enflasyonun üzerinde olacak denildi zaten. Burada asgari ücret zamlarına ekstra bir de çalışanların refah payı alması söz konusu olacağından bahsetti. Biliyorsun Temmuz ayında yeni bir zam vaadinde de bulunulmuştu. Temmuz ayında şimdi yeni bir zam gelecek. Bunun üzerine de oradaki şu cümle önemli. Refah payı evet sağlanacak ve oradaki minimum alt limit taban büyüme oranında olacak denildi. Yani işte %3 mü büyüdün, 4 mü büyüdün, %4 alt taban olmak kaydıyla %4'lük gibi bir refah payı sağlanacak enflasyonun üzerine. Bunun üzerinde ne kadar ucu açık. Onu Sayın Erdoğan kendi karar verecek ya da ekonomi yönetimi karar verecek. Diğer taraftan işte geçen ay biliyorsun, geçen bayramda daha doğrusu 1100 TL vardı emekli bayram ikramiyeleri. Bu 2000 TL'ye yükseltilmişti zaten geçen bayramda. Bu bayramda da 2000 TL alınmaya devam edilecek. Şimdi memur, işçi ve emekli maaşları hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl enflasyon zammının üzerine büyüme kadar refah artış ödemesi bunlarda da yapılacak. Burada aslında normalde baktığında işte enflasyon zammı düzeltmesi her neyse adı bu zaten yapılıyordu. Bunun üzerinde de küçük bir miktarda da olsa artış yapılıyordu. Yani işte %40 enflasyon var. %40 enflasyon düzenlemesi, güncellemesi yapıldı. %40 zam yapıldı. %44 yapılıyordu ama hiçbir zaman enflasyon oranı kadar yapılmadı. Birkaç puan üzerinde yapıldı genelde. Zaten hani oradaki fark da artık refah payı olacak muhtemelen. Yani %44 zam yaptıysa %40'ı enflasyondansa %4 büyüme üzerinden geliyor şeklinde de yorumlayabiliriz. Diğer taraftan memur maaşlarının 22 bin TL olması konuşulmuştu. Daha sonra bununla ilgili açıklama geldi biliyorsun. 17 bin TL'ye 22 bin brütte olacak. Nette 17 bin liraya gelecek şeklinde açıklamalar ön plana çıktı. Tabii detayları öğreneceğiz. Deprem bölgesinde biliyorsun, deprem bölgesi başta olmak üzere 10 bin yeni akıllı ve yeşil imalathanenin yapılması. Bir de diğer taraftan TOKİ'nin de bu kentsel dönüşümde yarısı sizden yarısı bizden kampanyası vardı. Orada da hatta son tarih 31 Mayıs olarak güncellendi. Burada da 100 metrekarelik 2+1 dairenin 750 bin lirası devletten olmak üzere kalan tutarı %10 peşinat 5625 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadeli ödeme imkanı getirilmesi gibi bir şey varmıştı. Bu
tabii ki metrekarelere, daire büyüklüklerine göre değişiyor ama bunun altında yatan temel mantık kentsel dönüşümü desteklemek ve kentsel dönüşüm konusunda vatandaşa teşvik sağlayabilmek. Hani yarısı sizden yarısı bizden, vatandaş bir miktarını ödüyor, devletin yüklendiği bir miktar var. Bu aslında bunların hani tabii ki deprem ülkesiyiz, o anlamda çok önemli bir proje, desteklemek de güzel ama bunun bir tarafta da bütçeyi etkisini de konuşmak gerekli. Bir de son olarak vaatlerin içinde şey vardı, işte Avrupa Birliği ile biliyorsun Gümrük Birliği Anlaşması arada çıkan pürüzler nedeniyle güncellenememişti. Onun güncellenmesi konusu var. Bizi ilgilendiren kısmı şimdi özellikle bir şey tarafından bakalım, şirketler tarafından bakalım. Bu saymış olduğumuz işte asgari ücret zammı, bunun üzerine işte refah payı ödemesi. Hani bunların tamamı aslında şirketler için, evet çalışanların alım gücü çok zaten son enflasyon ve yaşanan ekonomik gelişmeler karşısında son derece eridi. Burada tabii ki alım gücünün yükselmesi gerekiyor. Ama diğer taraftan baktığında da şirketler bunu sağlarken çalışanlarına, işte asgari ücretin üzerinde zam, refah payı keşke daha fazla yapsalar. Ama bunu sağlarken bu şirketler nasıl fonlanacak? Eğer kar marjı azalıyorsa şirketin, burada bu vaat edilen şeyleri gerçekleşebilmesi için ya ucuza fonlanması gerekiyor ya da hani devlet buna bir teşvik mi verecek bilmiyoruz. Devlet buna teşvik verecekse hangi fonlamayla verecek? Yani nereden verecek? Bu devlete de yük olabilecek bir durum. Hani bankalar üzerinden muhtemelen verilecek. Bu da aslında enflasyonist etkiyi de bir yerde, çünkü bir tarafta şirketler şayet istihdam azaltmaya ya da işçileri işten çıkartmaya kalkmazlar ve çünkü biliyorsun daha önceki zamlar ve EYT gibi konular da şirketlerin karlılığını son derece etkilemişti. Hı-hı. Bazı şirketlerde küçülmeye gidilmişti. Bunların bir tarafta işte istihdam tarafında etkisi var, diğer tarafta enflasyon tarafında etkisi var. Bu arada işten çıkarmaların başladığı ya da başlayabileceği sektörler zaten konuşuluyor şu anda. Yani beyaz eşya mesela bunlardan biriydi. Evet. Çok fazla sinyal geliyor. Bize de işte duyum geliyor vesaire. Hani teyit ettirdiklerimiz de olabiliyor ama orayı takip etmek gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemde, çünkü dediğin gibi Tuğba, yani bir ara zam tekrardan bunu şirketler kaldırabilecek mi? İhracatın biraz işte zayıfladı ya da iç talep koşullarında enflasyonist süreçlerin izleneceği dönemde bakalım o nasıl yönetilecek diye çok fazla konuşuyoruz. Bir de kredi bulamıyorlar dediğin gibi. Doğru. Finansman çok maliyetli. Şu da önemli, şimdi özellikle ihracatçı tarafından bakarsan bizim en büyük ihracat partnerimiz Avrupa Birliği. Hı hı. Avrupa Birliği'nde de bugün işte en böyle yakın örnek verebileceğim tarih, geçtiğimiz hafta seninle yayında konuştuk burada, Almanya resesyona girdi. Teknik resesyona tabii girmiş oldu. Avrupa'da olası bir resesyon, işte olası bir daralma, ekonominin, Avrupa Birliği'nin daralması Türkiye'yi de ihracat anlamında oldukça etkileyecektir. Hani özellikle işte Euro-Dolar tarafında Euro'daki güçlenmeden biz evet şey yapıyorduk çünkü gelirlerimiz Euro'yla, o anlamda işimize yarıyordu ama olası bir Avrupa resesyonunun derinleşmesi bizim ihracatçı tarafından da, ki sadece Euro bölgesinde yaşananlar değil, oradaki gelmiş olduğumuz nokta şuydu aslında. Şimdi pandemi döneminde Çin'in kapatamadığı pazarın boşluğunu rekabetçi kurla birlikte Türkiye o pazarın boşluğunu kapatmıştı. Şimdi TL'nin rekabetçiliği azaldığı için daha Çin tarafı o normalleşme, açılma, rekabet üstünlüğünü yeniden elde etmesi nedeniyle, hı hı, Çin o pazarı yeniden doldurmaya, tabii, başladı. Bu sefer bizim fırsat avantajımız, yani oradaki avantajımızın bize katmış olduğu pay azalmaya başladı. İhracatçıların da bu kur üzerindeki işte rekabetçiliğimizi kaybediyoruz açıklamaları da buradan geliyor. Ama bunu dengeli politikalarla yapmak önemli. Çünkü burada kuru bıraktığınızda kademeli olarak işte ihracatçı neyi hedef? Bugün 26-27'lere hedefliyor. Buna izin verdiğinizde, bu kontrolsüz bir şekilde yapılmazsa şayet, buradaki 26-27 olacak kur enflasyonu diğer taraftan tetikleyecek ve bu aslında bir servet transferine yol açılacak. Yani orada ihracatçı kazanırken, ihracatçının karlılığı artarken diğer taraftan enflasyon arttığı için vatandaşın alım gücü azalıyor olacak. O yüzden doğru politikalarla dengeli bir şekilde yapmak önemli. Ama bizim konuştuğumuz işte ikiye bölüyoruz artık. Bundan sonra bir tarafta para politikası
politikalarını takip ediyor olacağız. Kur tarafı önemli. Aslında hepsi iç içe geçmiş durumda. Bir tarafta da maliye politikaları tarafını takip ediyoruz. Oradan gelecek düzenlemeler, tabii, güncellemeler, ihracatçı ile ilgili gelişmeler bu tarafı nasıl etkileyecek? Dolayısıyla hani şu anda evet, en azından belirsizlik ortadan kalktı. Yeni güncellemeleri takip edip etkilerini piyasa üzerinde, hem reel sektörde hem piyasa üzerinde etkilerini konuşmaya devam edeceğiz Gözde. Tamamdır Tuğba, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Şimdi piyasa tarafını bol bol konuşacağız. Altan Aydın bizlerle olacak. Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan, hoş geldin. Merhaba Gözde, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Şimdi oldukça zor bir dönemden geçti aslında Borsa İstanbul. Bir anlamda fon yöneticileri de öyle. Çünkü volatilite çok yüksekti, hacimler çok düşüktü. Seçim belirsizliği buna zaten ek olarak baskı yaratıyordu. Öte yandan zaten ilk çeyrekte depremin etkilerini çok fazla konuşmuştuk. Şimdi bu dönem artık geride kaldı gibi görünüyor. Cuma günü tabii ekonomi bakanı kim olacak? İşte tüm bu yönetim kadrosu yeni dönemde mesela neler yapacak, bunlara odaklanıyor olacağız ama bizim anladığımız kadarıyla, özellikle çünkü bu az önce Tuğba'nın da anlattığı seçim vaatlerinden, enflasyon bir miktar daha yine yüksek kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ne dersin, Borsa İstanbul adına nerelerde fırsat var ve bundan sonrası için dönüşüm nasıl olacak? Evet, dediğin gibi seçim geride kaldı. Ülke için hayırlı olsun. Siyasi belirsizlik en azından artık sona erdi diyebiliriz. Ama tabii sadece bütün fiyatlama siyasi belirsizlikten ziyade aslında bizim odaklandığımız nokta finansal belirsizlik. Birçok konuda hala belirsizlik var. Öncelikle tabii bu işte bakanların atanmasıyla, kabinenin belli olmasıyla beraber biraz bu tarafla ilgili varsayımlar ve stratejiler değişecek. O açıdan oldukça önemli bir konu. Sadece o değil, tüm piyasalarda piyasa dinamiklerinin hızla düzelmesi gerekir. Son dönemde hem hisse senetleri piyasasında hem de döviz piyasalarında maalesef dinamikler biraz bozulmuştu. Bunların hem söylemlerle hem de atılacak adımlarla düzelmesi gerekir ki bu finansal belirsizlik de ortadan kalksın. Ama dediğim gibi bu hafta en azından kabine belli olacak gibi duruyor. Bununla beraber biz de politikalara dair bir fikir oluşturabiliriz. Şu anki görüş mevcut durumda kur ve faiz açısından düşündüğünüz zaman faizde çok bir değişiklik beklememekle beraber kurda, en azından kur politikasında bir değişiklik yapılabileceği yönünde. O yüzden kurdaki yükselişin devam etmesi beklenilebilir. Bununla beraber de aslında şirketler bazında ve sektörler bazında da biraz daha seçim kolaylaşacak tabii. Aslına bakarsan mevcut durumda yapılması gerekenler başka. Belki para politikasının değişmesi de gerekir. Burada yine kabin bizim açımızdan çok önemli olacak ama çok olası gör. Kabin, yani para politikası değişimiyle beraber aslında yerel seçim kadar burada bir faiz arttırma en azından şu anda beklemiyoruz. Bu ekonomide bir ani duruşa da sebep olabilir. Burada söylemlerle ve küçük adımlarla piyasayı biraz daha, yani piyasa koşullarını biraz daha düzgünleştirme diyebileceğim bir adım setine gidilebilir. Bunun da etkilerini piyasada göreceğiz. Kısa vadede bu hafta kabine beklentisi sebebiyle iyimserlik biraz daha sürebilir. Ancak daha sonrasında özellikle sektörel bazda daha farklılaşmış bir fiyat hareketi görmeyi bekleriz. Kurdaki bu beklentilerle beraber aslında ihracatçı şirketler ön plana çıkıyor. Doğru ama genel itibariyle ilk çeyrek sonrasında ikinci çeyrek finansallarında ihracatçı şirketler için aslında çok çok iyi olmadığını şu aşamada tahmin edebiliriz. Az önce bahsettiğim piyasa dinamikleri sektörlerin ve şirketlerin çalışmasını da etkiliyor. Malum döviz piyasasında belli bir makas var. İhracatçı şirketler ihracat gelirlerinin bir kısmını Merkez Bankası'na satıyorlar. Arada spot ve piyasa koşulları baktığın zaman orada bir makas var ve bu makastan dolayı yapılan işlemlerden öyle ya da böyle bir şekilde aslında zarar ediliyor. Dolayısıyla bu marjlara bir baskı yapıyor. İkinci çeyrekte bu riski görmek lazım. Ancak tabii mevcut durumda en basit ve kısa vadede düşünebileceğimiz konu kur yükselişi olduğu için bu şirketler yine ön planda kalacaklardır. Ancak özellikle seçim sonrasında düşündüğün zaman sektörel bazda bence kısa vadede en iyi performans, ki bugünkü performansı bunun işaretini veriyor. Çimento, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, demir çelik şirketlerinde olacaktır. Ancak bu şirketlerin
temel dinamikleri orta uzun vadeye yaydığınızda çok da aslında alıma uygun olmayabilir. Bu yüzden kısa vadeli bir hareket bekliyorum. Sadece çimento şirketlerinin mevcut durumda fiyatlama ve değerleme anlamında düşündüğünde biraz daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yaz aylarına giriyoruz. Havacılık sektörü bizim için önemli olacak. Az önce sen de bahsettin. Aslında Tuba da bahsetti. Önemli bir konu hem kur korumalı mevduat hem de bütçe konusu. Bunların kontrolü de bizim için çok önemli. Yani borsanın geneline baktığın zaman aslında alternatif getiri anlamında buradaki seyir, buraya akacak para ve likidite anlamında kritik olacak. Bu nedenle bu politikalar bizim için önemli. Buraları takip edeceğiz strateji açısından ama senin de bahsettiğin gibi enflasyon yükselmeye devam edecekse burada gıda perakendecilerinin de portföylerde yer alması gerekir. Şöyle bir düşünce var piyasada. Bir rekabet koşulları sebebiyle yani regülasyon riski var mı acaba bu sektörlerde diye. Olabilir ama mevcut durumda temel dinamikler açısından baktığın zaman enflasyonist ortamda hem gıda üreticileri hem de gıda perakendecileri mevcut fiyatlarıyla düşündüğünde yine iyi bir potansiyel barındırıyor bence. Şimdi tabii mevcut politikaları işte konuşmayı sürdüreceğiz. En azından hani cuma günü kabine sonrasında yeni ekonomi politikaları ile ilgili herhangi bir sinyal verilmezse, yani dün özellikle bunu balkon konuşmasının detayından çıkarımlarla yapmaya çalışıyoruz. Mevcutta özellikle hani yurt dışından bakış açısı olarak, yani bir süredir tabii özellikle Türkiye tabii ne kadar takip ediliyor ayrı bir tartışma konusu ama işte analizlerde zaten çeşitli etkilere vurgu yapılmış. Burada kurdaki değer kaybı, rezervler üzerinden ve mevcut politikalara işte atıflarda bulunulmuş. Şimdi özellikle tabii hani para birimi olarak baktığımızda özellikle 2012'den bu yana değer kaybının devam ettiğine dikkat çekiliyor dolar TL'de ve işte hani gelişen ülke para birimleriyle kıyaslayınca da özellikle öyle de bir ekrana grafik vermek istedim. Şimdi baktığımız zaman işte Türk lirasının en çok değer kaybeden para birimi olduğunu görüyoruz. Dünyada tabii şu anda mevcutta bir sıkılaşma dönemi var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyonun yüksek kalması bekleniyor. Tüm bu konjonktürü düşününce ve içeride de özellikle faizlerin çok fazla yükseldiğini düşününce reel sektörün ciddi anlamda burada bir zorlanacağı biliyorsun konuşuluyor. Fakat çeşitli biliyorsun yani biz böylesi dönemlerde işte olağanüstü dönemlerde olağanüstü politikalar da üretilebiliyor. Yani çeşitli işte burada hani destekler az önce de Tuğba onu aktarıyordu yani farklı adımlar da gelebilir diye. Bir bunu sormak istiyorum. Yani büyüme açısından, büyüme dinamikleri açısından hani sektörel olarak nasıl bir beklentiniz var? Perakende için de biliyorsun çok konuşuyorduk ama orada da işte regülasyonların zaman zaman ya da cezaların çok etkili olduğunu görmüştük. Hani bu tip hassas dengeler nasıl yönetilir sence ya da nasıl yönetilebilir? Vallahi aslında yani şu ana kadar olan politikaların sonucu az çok belli. Burada işte aslında yani ve faizi beraber düşündüğün zaman faizle ilgili yani para politikası ile ilgili çok sert bir dönüş aslında beklemiyorum. Burada belki işte söylemlerle biraz daha yumuşatacak ve belki önümüzdeki dönemde yine çok düşük bir ihtimal olarak görsem de faiz indirimlerinin sonuna gelindiği hatta belki işte bu kabineden sonra biraz daha anlaşılabilir. Her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı faiz arttırımı hiç ifade etmese bile bu ihtimal dahilindedir bence piyasa koşulları sebebiyle ama daha çok kur tarafındaki bu baskının ortadan kalkacağını düşünüyorum ben. Bununla beraber aslında çoğu şey dengeye gelebilir eğer gerçekten serbest bırakılır ise. Bu dengelenme için de yani aslında söylemek istediğim az önce de konuşmamın başında söylemeye çalıştım. Yani piyasa dinamiklerini kendi kendine dengeye gelmesine izin vermek lazım şu aşamada. Yapılacak uygulamalar, atılacak adımlar şu anda atılmayacak. En azından piyasanın istediği, talep ettiği uygulamaların atılmayacak olduğunu görüyoruz. Burada daha farklı uygulamalarla piyasa yavaş yavaş bence buna alışacak. Ama dediğim gibi para politikasında bir sert dönüş beklemiyorum. Kur tarafında biraz daha rahatlayıcı bir görüntü oluşabilir. Büyüme dinamikleri açısından düşündüğünde de kurdaki hareket eğer beklediğimiz gibi gerçekleşirse ihracat kanalıyla belki bir miktar rahatlama olacaktır. Ancak tabii burada aslında yani Türkiye'nin her sene büyümesine de bence gerek yok. Yani mevcut makroekonomik koşullara baktığınız zaman bazı ekonomilerin
belli seviyelere gelindiğinde artık eski potansiyeline büyümesi için belki bir iki çeyrek, hatta belki bir dönem, bir sene boyunca küçülmesi de makul gibi görünebilir. Şu anda bütün bu sac ayaklarını aynı anda sağlama çok kolay görünmüyor. Yani cari açığın gelindiği seviye baktığınızda ciddi bir seviye. Bütçe açığı depremin de etkisiyle yine ciddi bir seviyede olacak gibi görünüyor 2023'te. Kur korumalı mevduatın yine buna olan etkisi var. Onun dışında faizlerdeki ayrışma, yani piyasadaki işler faizle şu anda politika faizi arasında, fonlama faizleri arasında ciddi bir ayrışma var. Yani bütün bunlar aynı oranda büyümeyi sağlayabilecek şeyler değil. Dolayısıyla bazı şeylerin dengeye gelmesi gerekir ki büyüme yine eski potansiyelinde gerçekleşsin. Onun için de bence artık yani belki belli dönemlerde belli dinamiklerin düzelmesi için küçülmeye izin vermek gerekiyor. Seçim sonrasında bir siyasi belirsizlik de ortadan kalktığı için, önümüzde de bir dönem olduğu için, yani yerel seçimlere kadar bu adımları beklemiyorum ama yerel seçimlerden sonra artık bu sürece gireceğini düşünüyorum Türkiye'nin. Çünkü bazı şeyler gerçekten artık yavaş yavaş sürülemez noktaya gelebilir. En azından bu riski yavaş yavaş piyasada görebiliyoruz biz. Ama dediğim gibi önce kurla ilgili bir düzenleme, yani bir adım bekliyorum. Bunu piyasa fiyatlamalarında anlayacağız bence. Kabine değişikliğiyle beraber de politikalarda az çok fikir sahibi olacağız. Ama özetlemek gerekirse kurdaki yükseliş enflasyona, aynı zamanda ihracatçı şirketler kanalından piyasa dinamiklerinde biraz rahatlatma sebebiyle borsaya da fayda sağlayacaktır kanaatindeyim. Yerel seçimlere kadar sert bir hareket beklemesem de yaz aylarını daha rahat, kış aylarını biraz daha zor bekliyorum açıkçası ben bu sene. Bu özellikle tabii sürdürülemez dediğin noktada en çok atıfta bulunulan nokta da bankalarla ilgili olan politikalar ya da regülasyonlar olarak tabii biliyorsun çok fazla tartışılıyor, konuşuluyor. Burayla ilgili genel bakış açında herhangi bir değişiklik var mı? Yani ortodoks politikalara geçilmesi burayı besleyecek midir? Çünkü biliyorsun orada riskler çok fazla arttı. Ne dersin? Yani şimdi şöyle, riskler evet var, ancak ortodoks politikalara geçilmesiyle beraber bankaların, ki geçilmese de yani tabii belli riskleri var ama bankaların sağlam olduğu aşikar. Burada önemli olan bu politikalara bağlılık. Yani ortodoks politikalara geçiş olduktan sonra bankaların problem yaşayacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Bir iki çeyrek o koşullara alışma süreci görebiliriz. Bunu fiyatlara yansıyabilir ama temel dinamikler açısından, banka bilançolar açısından düşündüğün zaman ortodoks politikalara geçmek bir taraftan belki zararlı gibi görülse de orta uzun vadede bankalar için en azından sermaye maliyeti, risk maliyeti beraber düşündüğünüzde daha cazip hale bile gelebilir. Ben açıkçası bu politika değişiklikleri veya sürdürülemez noktadan bahsettiğim biraz piyasa dinamikleriyle ilgili. Örnek veriyorum. Şu anda az önce sen de söyledin, portföy yönetimi zor hale geldi. Doğru. Örneğin hedge mekanizması neredeyse durmuş durumda. Yani şu anda hisse pozisyonlarına karşı, işte VIOP'ta alacağınız hedge pozisyonlarınızda maliyetler çok farklılaşmış noktada. Burada ister istemez bütün piyasa dinamiklerini bu etkiliyor. Öte yandan döviz tarafında kendinizi korumak isteseniz hem spot hem serbest piyasa arasında makas var. Aynı zamanda vadeli işlemler ve opsiyon piyasasında da ciddi bir makas var. Burada hisse, yani pay vadelerinin dışında döviz kontratlarında da önemli makaslar var. Burada kendinizi hedge edemiyorsunuz. Dolayısıyla hedge edemediğiniz zaman pozisyon almak biraz daha sıkıntılı hale geliyor. Yani bütün bu piyasa dinamiklerinin politika değişiklikleriyle, söylemlerle, gelecek olan bürokratların açıklamalarıyla, güven vermesiyle dengeye gelmesi gerekir ki bu piyasa dinamikleri sürsün ve yatırımcıya zarar vermeyecek hale gelsin. Evet, önümüzdeki döneme ilişkin hem faiz politikası hem de piyasa dinamikleri bunların hepsini tabii tartışmaya devam edeceğiz. Zaten çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz piyasa hattına. Serhan Gök bizlerle. Hoş geldin yayına Serhan.
Selamlar, kolay gelsin. İyi Çok yayınlar. teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle tabii Altan'la da konuştuk etkilerini ve bundan sonrası neler olabileceğini, ama istersen bir kez daha seninle de üzerinden geçelim. Senin fikirlerin neler? Yani burada cazip gördüğünüz sektörler veya büyüme dinamiklerine, ekonomiye ilişkin beklentilerinizde nasıl bir şekillenme var? Özellikle tabii Cuma günü aslında bu soruların cevabını birçok anlamda göreceğiz, ama ne dersin? Ben çok keskin hamleler beklemiyorum. Doğrusu söylemek gerekirse bunu daha önceki yayınlarda da şey yapmıştık. Ekonomi yönetimi tarafında belli bazı adımlar zaten atıldı seçimler öncesinde. Daha doğrusu ya da bundan sonraki dönemde atılacak adımların ön sinyallerini biz aldık. Neyi kastediyorum? Mevduat faizlerinde, Türk lirası mevduat faizlerinde ciddi bir yukarı yönlü hareket gördük. Keza KKM ürünleri içerisinde de bu faiz artışlarını gözlemledik. Bu seçimler öncesi olan gelişmeler. Seçim sonrasında kalan ve ilk sinyallerini görmeye başladığımız başka bir konuda kur sepetindeki Türk lirasının son dönemdeki seyircinin aksine bir miktar daha olması gereken değerleme seviyelerine geleceği bir daha yüksek dolar TL, daha yüksek euro TL kurları görüyoruz. Yani burada önümüzdeki dönemde bu bir miktar sistematik olarak baktığımızda döviz likiditesi tarafında özellikle Türk lirası faizlerinin artması, biraz da kurun yukarıya doğru gitmesi bence Türkiye'nin makroekonomik dengelerini bir miktar seçim sonrası dönemde rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Elbette ki daha başka senaryolar konuşuluyordu. İşte risk priminin çok hızlıca düşeceği, işte ortodoks politikaların uygulanacağı başka bir senaryo şu anda masadan kalkmış gibi görünüyor. Ama ben yine demin bahsettiğim iki önemli gelişmeye dayanarak kısa vade için konuşmak gerekirse, yani Türk lirası faizlerinin yukarı gitmesi, kurun da olması gereken denge seviyesine doğru hareket etmesinin bir miktar işte Merkez Bankası'nın rezervlerini rahatlatacağını ve Türkiye'nin işte seçimler öncesi 700'ler civarındaydı yanılmıyorsam CDS'inin biraz daha aşağı geri gelmesi, daha aşağı seviyelere gelmesi yönünde iyimser fiyatlamaları yol açacağını düşünüyorum. Sizin de söylediğiniz gibi şey çok belli olacak, belirleyici olacak. Yeni ekonomi yönetiminin profiline baktığımız zaman benim çok kısaca özetlemeye çalıştığım olası muhtemel adımların ne tarafa doğru daha çok evrileceğini göreceğiz. Ama daha önceki yayınlarda da ben o görüşümü paylaşmıştım. Burada bunu tekrar yinelemek istiyorum. Hani özellikle Mart'ta da önümüzdeki sene bir yerel seçimler, önemli yerel seçimler olduğunu göz önüne alırsak seçim döngüsünün bittiği noktasında bir saptama yapamayız. Burada biraz daha yani bütçe dengelerine bakacak olursak makroekonomik resimde orada hem seçim vaatleri hem deprem felaketinin yarattığı hasarların telafi edilmesi açısından maliye tarafında biraz genişleyici adımlar atıldığını göreceğiz. Para politikası tarafında demin dediğim gibi faizlerin yükselmesi mutlaka sıkılaştırıcı bir etki yaratacaktır ama yani son şeyde analizde baktığımızda ben burada hani kısa vadede belki beklentileri karşılayamayacak ve bir miktar ekonomiyi zorlayacak önemli faktörün enflasyon olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani enflasyonda beklenen düşüş bu demin anlatmaya çalıştığım çerçevede sağlanması zor görünüyor. BİST'e dönecek olursak sanırım sorunun ilk bölümü oydu. Tabii. Şimdi demin yani o makroekonomik toparlı yaptıktan sonra oraya dönecek olursak şimdi bu söyleyeceğim şey biraz Türk lirası faizleri için de geçerli. Şimdi Türk lirası faizlerinin işte çıplak mevduat tarafında 40'lara yaklaşması, özel sektör bonolarında 50'li seviyeleri görüyoruz. Bu TL faizlerinin yatırımcılar tarafından cazibesinin artması büyük miktarda birikimleri kur ya da kura endeksli ürünlerde olan tasarruf sahipliğinin kuru biraz daha yukarılarda görmesine bağlı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 19,5 liradan, 19 liradan, 20 liradan dolar TL için konuşmak gerekirse belki mevduattan, KKM'den Türk lirası faize geçmek çok fazla cazip olmayacaktır ama bunun çok daha üst seviyesindeki kur seviyelerinden %40-50 TL faizlerinin bir miktar cazip geleceğini değerlendirebiliriz. Ben aynı şeyin BIST için de geçerli olacağını düşünüyorum. Eğer önümüzdeki günlerde biraz bu döviz likiditesi tarafındaki sıkıntılar giderilir, orada biraz daha rahat bir denge
noktasında oturursak orada geçen hafta da konuştuğumuz gibi hem enflasyona endeksli iş modeli daha enflasyonla barışık olan gıda perakendeciler, işte hızlı tüketim ürünleri üreticileri gibi sektörlerde bir enflasyon bazlı ya da enflasyon temalı yatırım fırsatları devam edecektir diye düşünüyorum. Buna bir de kur hareketi sebebiyle işte cirosu, karlılığı, döviz gelirleri olan, döviz endeksli olan şirketlerde de bir miktar geride kalmış hisselerde bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. Yani enflasyon temalı yatırım yılın ikinci çeyreğinde bence devam edecek. Buna bir miktar ihracatçı ya da üretici tarafında döviz endeksli iş modeli olan firmalar eklenecek. Bir de yani bu senenin tamamına baktığımızda bu iki tematik yatırım fırsatlarının yanı sıra sene başından beri biraz geride kalmış olan işte özür dilerim, havayolu, havacılık, turizm gibi biraz otomotiv gibi sektörlerin bu demin saymaya çalıştığım iki tane temanın etrafında oluşturabilecek olan yatırım fırsatlarına ekleneceğini düşünüyorum. Burada şunu belki ifade etmek lazım. Hani ne çok değişti seçim öncesi seçim sonrası BIST görünümüne baktığımızda sektörel yatırım fırsatları olarak bankacılık için bu sene bir miktar arka planda sektörün arka planda kalacağı bir sene olacak gibi görünüyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Bir fonlama maliyeti artışı baskısı bir de işte kredi faizlerinin yükselmesiyle beraber krediye olan ilginin zaten limitli krediye erişim ama o tarafta çok iyileşme olması beklentisini de rafa katması gibi sebepler yüzünden biraz daha Türkiye'nin işte CDS'inin her ne kadar ben şu andaki seviyelerden aşağı geleceğini düşünsem de daha yüksek seviyelerde dengeleneceği gerçeğini de göz önüne alırsak yani bu CDS konusunda özellikle seçimden sonra geçen haftalarda fiyatlanan ve beklenti oluşturulan başka bir senaryoya kıyasla söylemeye çalışıyorum. Yani orada ortodoks politikalara geçilmesi, Türkiye'nin risk priminin düşmesi, bunun en çok ve hızlı bir şekilde fiyatlanacağı sektör olan bankacılık sektörü senaryosu şu anda artık önümüzde yok. O yüzden hani ne değişti diye bakacak olursak zaten işte otomotiv, havayolu şirketleri, turizm şirketleri, keza inşaat gayrimenkul etrafındaki pozisyonlanma zaten doğruydu sene başından bu yana devam eden. Keza enflasyon da öyle. Buna bir de ihracat odaklı şirketleri ekleyebiliriz. Yani biraz daha somutlaştırarak bir örnek vermeye çalışacağım. Seviye açısından da konuşmak gerekirse ben birçok platformda seçim sonrası BIST 100 için endeks seviyesi beklentimi 5000'in üstü ve 5200'lü seviyeler normal yani beklentim olarak bulunması gereken seviyeler olarak telaffuz etmiştim. Tabii ki seçimden önceki cuma günü de piyasada ciddi bir rally oldu. Bugün de BIST'te bir rally olduğunu görüyoruz. Yani gün içi ya da gündelik kar realizasyonları olabilir. Tabii ki işte cuma dediğiniz gibi kritik bir miktar volatiliteye devam edeceğini aklında tutmakta fayda var ama ben seçim sonrası belirsizliğin kalkmış olmasıyla her halükarda demin telaffuz ettiğim seviyeleri kısa vadede erişeceğimizi düşünüyorum. Daha sonrası seviyeler için mutlaka atılacak politika adımları konusunda elimizde somut veriler olması lazım. Onu takip ederek belki daha detaylı yılın son çeyreği içinde saptamalarda bulunabiliriz. Peki çok kısaca şunu da merak ediyorum. Aslında süremizin sonuna geldik ama 2013'ten bu yana 130 milyar doların üzerinde tahvil ve bono da satış yaşandı. Dolayısıyla burada bu mevcut politikalar ve işte bu şu andaki seçim sonucuna göre herhangi bir değişiklik beklentiniz var mı? Bu soru için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu gerçekten benim de altını çizmem gereken ve sizinle paylaşmak istediğim bir konuydu aslında. Buradaki en büyük risk şu. Türkiye'nin biliyorsunuz derecelendirme kuruluşları nezdindeki yatırım yapılabilirlik notu oldukça son dönemlerde çok fazla düşüş yaşadı. Ben buradaki notumuzun tarihsel olarak da olması gereken seviyelerden aşağı olduğunu hep düşünüyorum. Zaten bu çok herkesin fikri ama burada şöyle kritik bir nokta var. İşte cari açık seviyesi, dış borçlanma ihtiyacımız, biraz belki yavaşlayacak olsak da sürecek olan büyüme, ithalat talebi,
vesaire gibi önemli faktörleri alt alta koyup baktığımızda Türkiye'nin dış borçlanma kanalının iyice çalışıyor olması lazım. Sağlıklı bir şekilde işliyor olması lazım. Bugüne kadar burada ciddi bir sorunla karşılaşmadık ama bu B'li ifade edilen çeşitli derecelendirme kuruluşlarının çeşitli farklı notları var Türkiye verdiği biliyorsunuz ama B'li ifade edilen notlardan C ile ifade edilen notlara Evet. geçerse o zaman orada çok ciddi bir dış finansman bulma sıkıntısından bahsediyor olabiliriz. Bu bankalar içinde geçerli. Nispeten daha az oranda olmak üzere olmakla beraber hazine maliye içinde geçerli olur. Bunun mutlaka engellenmesini sağlayacak adımların atılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli bir risk faktörü önümüzdeki dönem için. Peki Serhan Gök, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Piyasa hattını burada noktalıyoruz. Hoşça kalın.